yüksek dağların eteklerinde, kalın bir sis tabakasının örttüğü yerde kocaman bir ejderha yaşarmış. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 84. Akşam yemeği zamanı geldi. Hazırlamaya başlayalım mı? Hangi yemeği yapmamı istersin? Bizi bulabileceğini hiç sanmıyorum. Sabi! Pororo ve arkadaşları saklambaç oyunundan sonra Peti'nin evine gitmeye karar verdi. Bu koku nereden geliyor? Çok güzel bir koku. Peti, sanırım koku senin evinden geliyor. Krank krank. Ne olabilir? Lupi, yoksa saklambaç oynadığımız sırada bir şeyler mi pişirdin? Hayır, ben pişirmedim. İçeride kimse yok. Sürpriz. Döndüğünüze çok sevindim. Seni tekrar görmek çok güzel. Size yemek hazırlayana kadar biraz bekleyin lütfen. Bekleyin beni. İşte buyurun. Çikolatalı kurabiyeler. Nefis görünüyor. Ama ben senin ejderha ile birlikte yaşadığını zannediyordum. Yoksa... Çabuk bana yemek hazırla, hadi. Belki de robot ejderhadan korktuğu için oradan kaçıp buraya gelmiştir. Hayır. Nedeni o değil. Ben geldim. Bu ejderha. Peki ne yapacağız? Peti. Ejderha. Merhaba. Herkes buradaymış. Sizi gördüğüme sevindim. Her neyse. Aşçı robot nerede bakalım? Aşçı robot mu dedin? Hoş geldin. Ben de buradayım. Buradayım. Ha, demek öyle. Çikolatalı kurabiye. Çok nefis. Sen harika bir aşçısın dostum. Çok güzel. Ejderha, yaptığın yemekleri takdir eden gerçek bir dost. Bu defa size yeni öğrendiğim birkaç numara göstereceğim. Numara mı? Bakın. Buyurun, size biraz daha çikolatalı kurabiye yaptım. Yaşasın! Harika! 152, 153, 154... Ejderha ve aşçı robot çok iyi iki arkadaş olmuşlar.